çok kıymetli misafirlerimiz. Bu bizi çok heyecanlandıran günde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok kısaca hem bu projeyle ilgili hem de raylı sistemler olarak ne yaptığımızı birkaç cümleyle bir kere daha özetlemek istiyorum müsaadenizle başkanım. Sonra da bu yüz aracımızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. 2019'da geldiğimiz andan itibaren kendimize 3 tane temel hedef koymuştuk. Bir tanesi tamamen finansalları olmayan ve durdurulmuş hatları ayağa kaldırmak ve bunları birer birer İstanbullulara kazandırmaktı. Bu konuda zaten bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyar euro gibi bir finans sağlayıp bugüne kadar da 46 kilometre hat açtık ve 2024 Mart'a kadar da buna bir 19 kilometre daha ekleyip 5 yılda 13 kilometrelik yıllık ortalamayla bir rekora Sayın Başkanımızla beraber onun destekleriyle rekora imza atmış oluyoruz. Bir diğer gündemimiz tabii ki mevcut hatlar değil, 16 kayıt ama kayıt dışı nüfusuyla 20 milyona yaklaşan İstanbul'da bugün bile hala hazırdaki raylı sistem yeterli olmadığı için her tür farklı raylı sistem modunu değerlendirerek cadde tramvayı, füniküler, metro ve ekspres metro dediğimiz hız ray gibi yeni konseptlerle yeni projeler tasarlamakta ikinci motivasyonumuzdu. Üçüncü motivasyonumuz ise yeni nesil metrolarımızda ve tramvay hatlarımızda daha konforlu bir sürüş, daha sık işletme ve daha kısa yolculuk süreleri için araç filomuzun sayısını arttırmak ve yenilemek ve bu araç filomuz için de yeni depo ve bakım sahaları oluşturmaktı. Bugüne kadar 3 tane büyük depo ve bakım sahasını tamamladık. Behiç Erkin, Tekstil Kent ve Ali Beyköy olmak üzere ve araç alım işlerimizi de yine aynı metrolarda yaptığımız gibi devam ettirdik. Bugüne kadar daha önceden sözleşmesi yapılıp finansalı sağlanmamış 300 aracımızın ilk etapta 144 araç ihalesinde finansallarımızı düzenleyip bu araçların imalatlarına başladık. Eminönü-Ali Beyköy tramvay hattımızın 30 adet tramvayını tamamladık. Çekmeköy-Sultanbeyli hattımıza 26 tane adet yeni metro aracı aldık ki bu hattımızda Mart 2024'te ilk kısmını açacağız. 34 aracımızı yerli olarak Metro İstanbul AŞ ile ilk defa en büyük yerlilikle üretiyor olacağız. Ve hedeflerimizin aslında son ayağı olan da bu yeni 100 metro aracının alım ihalesini de bu ay içerisinde tamamladık. Ve bugün de sizlerin katılımıyla burada bu ihalemizi tamamlamış oluyoruz. İmza törenini atmış oluyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir mutluluk verici bir gün. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada 100 araçla ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse ihalemize Türkiye'de Ankara'da fabrikası olan Bozankaya firması teklifini verdi en uygun olarak. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da bunu bugün imzalamış oluyoruz. Ayrıca metroların kredisiyle de ilgili olarak yine bankalardan çok güzel teklifler aldık ve bu tekliflerde bize en uygun teklifi veren bankamız da Societe Generale oldu. Onunla da tüm ön anlaşmaları, her şeyi imzaladık. Hazine onayımızı almamızı takiben bu yılın son çeyreğinde kredimizi de aktif hale getirmiş olacağız. Bunu da bilgisini vermek istedim. Eğer Murat Bey de uygun görürse kendisi de birkaç cümle söylerse çok mutlu oluruz. Şu anda duyuluyor herhalde. Sevgili saygıdeğer başkanım, sayın misafirler, çok çok teşekkür ediyorum ilk olarak. Bizim için büyük gurur verici bir işlem. İstanbul gibi metropole araç verebilmek, hele böyle bir sayıda. Biz Bozankaya firmalar, şirketler grubu olarak dünyada, Avrupa'da bir sürü devlete, Amerika'da, Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'da, Melbourne'a araç üreten ve bunu Türkiye'de artık üreten bir firmayız. Toplam 1200-1300 çalışanımız var. Böyle değerli bir şehre, metropole araç vermek bizi çok gururlandırdı. Bunun için herkese çok teşekkür ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi kullanarak çok güzel bir şekilde başarıya ulaştırmak istiyoruz ve kısa sürede de teslim etmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sayın Başkanım. Ben mi? Tamam, peki.
Evet, teşekkürler. Hem Pelin Hanım'a güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Murat Bey'e de gerçekten ülkemizin gurur duyulacak bir sanayicisi, üreticisi olduğu için teşekkür ediyoruz. Burada da hem firmalarının o değerli üretimlerinin İstanbul'a hizmet edecek araçları sağlayacak olması şimdiden bizim için çok değerli bir duyuru. Çünkü hem İstanbullular iyi bir araçtan hizmet alacak, hem de bu araçlar ülkemizin insanları tarafından üretilmiş olacak. Her yönüyle kazan kazan durumu söz konusu. Özellikle şunu söyleyelim, ulaşım hepimiz biliyoruz İstanbulluların en önemli konusu ve sorunu. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi var olduğu sürece hep bir mücadele içerisinde olmuştur. Ama eğer kenti sağlıklı bir zaman dilimini tasarlayamaz ve öngörülerini oluşturamaz iseniz sorunlar büyüyor ve biriktirdikten sonra da elbette çözümleri de ne yazık ki kolay olmuyor. Tabii bu çağda hele hele bir dünyanın en önemli metropollerinden birisi İstanbul'un ulaşım konusunu ve sorununu konuşuyorsanız birinci sırada çözüme kavuşturmanız gereken bu konunun aktörü raylı sistemler. Siz ancak raylı sistemlerle sağlıklı, sürdürülebilir, çevreci, işletme kabiliyeti yüksek bir sistemi kente kazandırmış olabilirsiniz. Bu bağlamda yatırımlarımızı arttıran ve hızlandıran bir yönetim olduk. 4 yıldır gerçekten biz ciddi bir yatırımı metrolarımıza aktardık. Ciddi bir kaynağımızı aktardık. 2023 yılı yatırım harcamalarımızın %40'tan fazlasını raylı sistemlere ayırmış durumdayız. Yıllık metro üretme hızımız da az önce Pelin Hanım'ın da söylediği gibi gerçekten bir rekora doğru gidiyor. Rekor dediğimize bakmayın, bunun bile İstanbul'a ne yazık ki yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Daha fazla arttırılmak zorunda çünkü ihmal edilmiş bir dönem olduğunun altını çizelim. 2025 sonuna geldiğimizde 100 kilometreyi bulan bir üretimi İstanbullulara kazandırmış olacağız. Göreve geldiğimizde plansızlıktan, finans kabiliyeti olmadığından ya da finansla ilgili düzenlemeleri oluşturulmadığından durmuş ve sorunları olan 10 metro hattını devralmış idik. Bu terk edilmiş pozisyonuna düşmüş olan metro inşaatlarımıza dair biz hızlıca harekete geçtik. Ama ne yazık ki milyarlarca liralık da bir zararı kentimiz, bütçemiz yaşamış oldu o dönemde. Bazen şöyle hep ifade ederim, bunu özellikle halkımızın bilmesi lazım. Siyasi bir manevra için mış gibi yapmak adına bir ihaleye çıkmak, bir işe başladım demek kadar yanlış bir şey yok. Bir ihtiyaç belirir, ihtiyaçtan sonra analizleri, etütleri yapılır. Sonra metronun bir proje süreci başlar. Proje süreci yönetilirken aynı zamanda finansla ilgili gereksinimleri masaya yatırılır. Ve bu bağlamda bu işin nasıl ihale edileceği ortaya konulur. Ve bu iş akışı düzeniyle beraber de projesi hazır, finansı hazır bir biçimde böylesi büyük rakamlara sahip yatırımlar bu şekilde ihaleye çıkılır. Sonra yüklenici bu işi aldıktan sonra da hem projesi düzgün bir şekilde hazırdır, hem finansmana hazırdır ve işe başlar.
ve ondan sonra siz kentliye bu işi 3 yılda, 3,5 yılda, 4 yılda bitireceğiz dersiniz ve bitirilir. Ama üzülerek söylüyorum ki 2015'te, 16'da, 17'de yani bundan yaklaşık 8 sene önce, 7 sene önce ihalesi yapılmış. Bazılarına çivi bile çakılmamış, bazılarına hiç başlanamamış, bazıları terk edilmiş bir şantiye şeklinde devraldığımız bir dönemi halkımıza hatırlatmak zorundayım. O bakımdan biz hem israfı hem de ne yazık ki maliyetini arttırarak yine milletin cebinden daha fazla para çıkmasına vesile olan bu düzeni tam tersine çevirerek aklın, bilimin, tekniğin içinde hakim olduğu bir şekilde mış gibi yapmadan, insanlarını aldatmadan, hemşerilerine şeffaf bir biçimde neyi yapabileceğini, yapamıyorsa da niçin yapamadığını aktarabilen bir yönetim olduk olmaya devam edeceğiz. Tabii özellikle bu dönemin ne yazık ki olumsuz ekonomik koşulları da bu bahsettiğim maliyetle ilgili süreçleri daha da yukarıya tırmandırmıştır. Ama buna rağmen gerçekten disiplinli, adaletli, şeffaf bir yönetim olarak kat be kat fazla metroyu bu 4 yılda üretmenin hala üretmek için büyük bir fedakarlıkla, bakın büyük bir fedakarlık diyorum çünkü gerçekten hem ülkenin enflasyonla mücadelesi, hem artan emtia fiyatları hem de döviz kurlarının çok tahmin edilemez, öngörülemez şekilde artması bizim hala fedakarlıkla yürüttüğümüz bir sürecin var olduğunu yine vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Bu bilimsel çalışmayı gerçekten liyakatle birleştirdiğimizde bütün çalışma arkadaşlarıma ki bu anlamda teşekkür ediyorum. Bütün yönetici arkadaşlarıma, genel sekreterimizden yardımcısına, daire başkanlarından ama teknik tarafı, ama finans tarafı, ama diğer hususları ile ilgili bir işbirliğinin varlığı beni elbette mutlu ediyor. Biz tabii dönem dönem geçmiş 25 yılla kıyaslanacak şekilde eleştirilere maruz kalıyoruz. Yani 25 yılda üretilen bazı işleri bu 4 yıldaki ortaya koyduğumuz kabiliyetle kıyaslayarak biz şunu yapmıştınız, siz bunu yaptınız diye bir yarışa tabi tutuluyoruz. Bunu hem gülümseyerek hem de keyifle karşılıyorum. Çünkü 4 yılın 25 yılla yarıştırılması ya da kıyaslanması bizim için keyifli. Verimli ve etkili bir şekilde zamanı kullanıp işinizi yaparsanız bu şekilde kıyaslanırsınız. Evet, biz 4 yılda çok güzel işler başarmış bir yönetimiz. Bugün İstanbul'a yeni 100 metro aracımızı kazandıracak ilk adımı atıyoruz. Araç meselesi önemli. Çoğu zaman tabii metro imalatlarımızı yürütüyoruz ve metrolarımızdan bahsediyoruz ama genelde bu araç işi ayrıca bir iş ve aracın alınıp o rayların üstüne oturtulana kadarki süreci de başka süreçler, ihaleler ve firmalarla yönetiyoruz. Bu bakımdan az önce ifade ettiğim gibi yerli kuruluşumuz Bozankaya'nın bu süreci elde etmesi, ihaleyi kazanması ve bugün imza atıyor olmamız bizim için gurur verici. Bir Ankara firmasının hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya iş üretiyor, kabiliyetini ortaya koyuyor olması gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Tabii Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattımızda yeterli araç şu anda yok. Burada biliyorsunuz son bağlantısını bakanlık yaparak bize devretti. Ama tabii araç süreci ne yazık ki biraz geride kaldı ve bunu hızlıca tamamlamak zorundayız. Burada hazır basın mensubu arkadaşlarımızı bulmuşken hani söyleyeyim, bu Sabiha Gökçen'e bakanlığın yapmış olduğu bağlantının
açılışı yapılmıştı. Burası İBB'ye devredilecekti ve biz açılışına da davet edilmemiştik. Biz de demiştik ki teşekkür ederiz, elinize sağlık, hayırlı olsun. Ama yani bu İBB'ye ait bir mekanizma olacağı için keşke davet edilseydik. Zira parasını bizden alacaksınız dedik. Deyince normalde 25-30 yılda daha önceki düzene göre belediyenin kasasından, hazine payından kesinti yapılarak 25-30 yılda parası alınan bu tür hatların son genelgeyle beraber, değiştirilen genelgeyle beraber o hattın parası bizden 11 ayda alındı. 11 ayda kesildi ve alındı. Yani şu anda bizim o hatla ilgili devletimize yani borcumuz kalmadı. Bu olacak iş değil. Burada üretici firmalar, finansçılar var aramızda. Bize 10-11 ayda para değil, bize 5 yılda para garantisi veren bir kurum olsun. Ülkemizde bütün metrolarını 5 yılda bitiririz İstanbul'un, onu ifade edeyim. Böylesi bir durumu yaşattılar bize. Yani neticede hani bu üzücü çünkü bu ülkenin hazinesi de bizim. Bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığı da bizim. Bu ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim. Ankara'sı da bizim. Bursa'sı da bizim. O bakımdan bu kurumlara bu bakışı kenara itip Türkiye'mizin ne yazık ki bugün içine sokulduğu hem ekonomik krizlerden hem başka krizlerden çıkış hattını bir seferberlik ruhu içerisinde milletçe bütünleşerek aşmamızın yolunu bugünün iktidarını bulması şarttır. Bu yeni aklı ortaya koymayan bir siyasi zeminin asla ve asla milletimizde olumlu ve sürdürülebilir itibarı olmayacaktır. Bu bağlamda ben tekrar İstanbul halkı adına, 16 milyon İstanbul halkı adına böylesi bir uyarımı yapayım. Bu kesintilerin olabileceği yeni işler İstanbul ile bakanlık arasında vardır, olacaktır. Aynı şekilde bu tavrı ortaya koyarlarsa bu sürdürülebilir ve altından kalkılacak bir süreç olmayacaktır. Şimdiden uyarmış olayım. Tabii bunu yeni hükümetin yeni bakanlıklarına yazılarla bildiriyorum. Hangi konu olursa olsun hem sözlü mümkün olursa olmaz ise yazılı gayet nezaketli bir biçimde ve gayet saygılı bir biçimde kurumlarımızın başındaki insanlara bildiriyorum. Bu konuda da en yakın zamanda yine gerekli bakanlıklara yeni kesintilerin düzenlenmesi hususunda artı yeni hatların devredildiğinde bunların altından kalkılamayacak şekilde olduğunu ifade eden ve de az önce Pelin Hanım'ın ifade ettiği gibi sadece bir imza, hazine onayı bekleyen, bir imza bekleyen bir takım işlerimiz var. Bu hem şu zor zamanda ülkemize bir kaynak girişini sağlayacak hem de ülkemiz içerisinde İstanbul'umuz adına üretim yapılacak. Bu üretim de yine burada da göründüğü gibi Bozankaya gibi başka yerli firmaların da bütçesine, kasasına girecek. Bu akışa lütfen destek olsunlar. Ben buradan yazılı da bildirdiğim, şimdi de sözlü olarak ifade ettiğim yine bakanlıklara bu duyurumu bir kez daha yapmış olayım. İşte bu bahsettiğimiz yoğun saatlerdeki rahatsız edici düzeydeki doluluğu azaltmak adına 100 metro aracını alarak süreci başlatıyoruz. Yine Pendik Merkez, Kaynarca Merkez, Fevzi Çakmak metro hattımızda da hızlıca çalışıyoruz. Burada da yine 2025'te planladığımız, bitimini planladığımız bir süreç olacak. Burada da aracımızın hazırlığını sağlayacak bu alımımız. Büyük oranda yerli araçlarımıza binerken muhtemelen insanlarımız da keyifli bir an yaşayacaklar diye ifade edeyim. 2025 Haziran'ına kadar 100 aracın hatta indirilme işlemi tamamlanmış olacak. Demek oluyor ki 2 yılımız var. İnşallah Haziran'ın 3'ü 4'ü olursa benim doğum günüme denk geliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Belki öyle bir hassasiyetiniz olabilir.
Böylece hemşehrilerimizin daha keyifli, fazla vakit geçirmeden ve daha kısa süreli araçlarla buluşmasını sağlarız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmaya devam ediyoruz zor koşullarda. İstanbul'u daha keyifli, daha çevreci, başta büyük oranda metrolarla olmak üzere, yine tabii ki tekerlekli lastikli araçlarda da kaliteyi arttırarak, inşallah engellenmezsek taksi sayısını arttırdığımız İstanbul'da, insanların taksiden şikayetlerini de azaltarak, taksi bulamıyoruz şikayetini de azaltarak ve insanlarımızı mümkün olduğu kadar da nitelikli sayısını oldukça arttırdığımız yeşil alanlarımızda veya nitelikli kaldırımlarımızda yürüyerek gezebildikleri de bir İstanbul var ederek çağdaş, dünyanın en çok merak edilen, görülmesi şarttır diye insanların ismini aradığı bir kent olmayı hep birlikte hedefliyoruz. Yolumuz açık olsun. Araçlarımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Efendim şimdi son imzalara geldi sıra. 100 yeni metro aracımızın imzaları an itibariyle atılıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanımız Sayın Ceyhun Avşar ve yüklenici firma sahibi Sayın Murat Bozankaya an itibariyle sözleşmeyi imza altına alıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın huzurunda lütfen buyurun. İmzaları değiştiriyoruz ve son olarak iki nüsha halinde 100 yeni metro aracımızın sözleşmesini böylelikle tamamlamış oluyoruz. Şimdi sümenlerle birlikte bir anı fotoğrafı için sizi lütfen ön tarafa davet ediyoruz. Son üç fotoğrafımızı da aşağıda çıkışta almak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, böylelikle 100 yeni metro aracımızı İstanbul'umuza kazandırmış olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz.